Herkese merhabalar, ben Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Bugün alışılmışın dışında farklı bir içerikle karşınızdayım dostlar. Bugün traktörümüz olan John Deere 6120M Premium paketini baştan sona detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Başlamadan önce bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun edersiniz. Videoya başlıyoruz dostlar. Sevgili dostlar, dilerseniz videomuza traktörümüzün paket içeriğinden bahsederek başlayalım. Dostlar, traktörümüzün şanzımanı Command Quad. Şasisi ise TLS ve askı kaldırma programı. Sevgili dostlar, traktörümüzün kabini kabin süspansiyonu bulunuyor. Compact Command ARM var. Premium koltuk. Select ve Premium ışık paketi. iTek standart radyo. Opsiyonlu buzdolabı bulunuyor. Bizim opsiyonu kullandık. Buzdolabı da var. Zaten içine girdiğimizde göreceğiz. Ön ve arka güneşlik. Uydu sisteminin de altyapısı bulunuyor. Dilerseniz uydu sisteminde o direktmen taktırabiliyorsunuz. Sevgili dostlar, hidrolik sistemine geldiğimizde ise hidrolik pompası PFC ile 1 dakikada 114 basıyor. Elektrikli SCV'si var. PTO yani kuyruk mili. Uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Sağ ve sol kaldırma askısı ayarlanabiliyor. Görüyorsunuz, hem sağda hem solda iki tarafta da ayarlayabiliyorsunuz. Sevgili dostlar, dilerseniz bir de motorun teknik özelliklerinden bahsedelim. En başta motor performansından başlayalım isterseniz. Nominal gücü 120 beygir. Kava olarak da 88 kava'ya denk geliyor. IPM yani maksimum güç akıllı. IPM ile maksimum gücü yani Türkçesi akıllı güç yönetmeliği ile 145 beygire kadar çıkabiliyor. Kava da 107 kava'ya denk geliyor. Yani motorun kavası 107'ye kadar çıkabiliyor. Bu akıllı güç yönetmeliği ile ekstradan 20 beygir, 25 beygire kadar motora güç katkısı sağlıyor. Devri 2100 ile 1500. Tork rezervi %40. Maksimum torku da 1600 devirde 562. Nominal hız devri 2100. Tipi PowerTech EWL diye geçiyor. Sonrasında motor hava filtresi, ön temizlemeli PowerCare C2 hava filtresi. Evet sevgili dostlar, traktörün motor performansında soğutma sisteminden bahsedecek olursak eğer mekanik visko kavrama özellikli kanallı sistem grubu. Sevgili dostlar, yakıt enjeksiyon sistemi ve kumanda biriminden bahsedecek olursak eğer yüksek basınçlı common rail sistemi. Sevgili dostlar, 6120M Premium'un şanzımanı Common Quad Plus EcoShift diye adlandırılıyor. Dostlar, 6120 Premium Edition'ın dingilinde opsiyonlu olarak TLS bulunuyor. TLS aralığı ise 100 mm. Ön diferansiyel kilidi kavraması kendinden kilitlenebilir. Dostlar, arka diferansiyel kilidi kavraması ise yağ soğutma kavrama bulunan elektrohidrolik. Dostlar, arka dingil ise flanşlı dingil olarak geçiyor.
Dostlar, dümenleme tipi ise dinamik yük algılamalı. Dostlar, hidrolik sisteminin tipi basınç ve akış dengelemeli. Nominal motor devrinde akışı 114. Dostlar, seçici kumanda valfleri 4 tane arkada bulunuyor. Yağ çekme kapasitesi 25 litre. Dostlar, arkada 3 nokta askı var. Bunun özelliklerinden bahsediyorum. Tipi elektronik, alt bağlantılı, yük ve derinlik kontrolü var. Sonsuz değişkenli, karışım, yüzme. Kategorisi 3N, maksimum kaldırma kapasitesi ise 4350 kg. Sevgili dostlar, gördüğünüz arka TPO, biz kuyruk mil deriz. Onun özelliklerinden bahsediyorum. Tipi elektrohidrolik olarak devreye alınan, yani yağ soğutmalı, çok diskli tasarım. Sevgili dostlar, 540, 540E ve 1000 opsiyonu bulunuyor. Nominal hızlandırılmış motor devri ise 1977. Şimdi de biraz kabinden bahsedelim. Dostlar, koltuğa oturduğunuz zaman sağ kapıda köşe direğinde bir tane ekran sizi karşılıyor. Dostlar, teleskopik ve yatırılabilir bir direksiyon sistemine sahip. Ve dostlar, kabininde mekanik kabin süspansiyonu bulunuyor. Ve dostlar, kabinin içindeyken hissettiğiniz, duyduğunuz gürültü sadece 70 desibel. Kabinin alanı 4.85 metrekare. Tamı tamına 175 litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında dizel egzoz sıvısı 19 litre, motor soğutma sıvısı ise 20 litre. Dostlar, traktörümüzün aks açıklığı 2400, genişliği maksimum 2550, minimum 2000. Yüksekliği maksimum 2900, minimum 2763. Uzunluğu maksimum 4320, minimum 4327. Dostlar, alt açıklığı minimum 364, maksimum 559. Sevkiyat ağırlığı ise 5750. İzin verilen maksimum brüt ağırlık 10450. Sevgili dostlar, traktörümüzün ön lastikleri 320 santim 85R24 olarak geçiyor. Arka lastikleri ise 420 santimetre 85R30 olarak geçiyor. Toplam ağırlığı, yani sevkiyat ağırlığı, az önce de söylemiştim, 5750 kilogram. Ön aks süspansiyon, yani TLS, maksimum 4.7 ton yük kapasitesine sahip ve 5.7 ton kaldırma kapasitesi bulunuyor. Sevgili dostlar, John Deere Tan şasi tasarımı tüm 6M serisi traktörlerin sağlam omurgasını oluşturuyor. Dostlar, bunun, yani 6120M Premium'un çok kompakt bir yapısı var. Kısa dingil mesafesiyle eğer ön yükleyici takılırsa yapılan işleri mükemmel kılıyor.
Dingil mesafesi 2400 mm. Traktörümüzde 4 silindir bulunuyor. Silindir hacmi ise 4,5. Emisyon standardı faz 4. Kısa ve kompakt bir yapısı olduğu için dönüş yarı çapı 4,35 metre. Dostlar, alçak kaputlu olduğu için en yakın görüş mesafesi 6,5 metre. Sağ konsolunun kompaktlığı ve yeri. Command ARM konsolunun tasarımı. Güncellenmiş köşe direği ekranı ile harika uyumlu. Sevgili dostlar, köşe direği ekranından ayrıca grafikler ve gösterge paneline ulaşabiliyorsunuz. Burada bir buzdolabı bulunuyor. Traktörün kontağı açıldığı zaman çalışıyor, kapandığı zaman kapanıyor. Süspansiyonlu, harika, rahat, mükemmel bir koltuk. Karşınızda sağ konsol ve kompakt Command ARM. Sevgili dostlar, köşe direği ekranından ulaşabileceğiniz menüler, ışıkları açıp kapama, sağ tarafta konsoldan yapabiliyorsunuz bunu. Askı menüsünün yükünü, derinliğini, üst sınırını, indirme hızını ayarlayabiliyorsunuz. Şanzıman menüsüne ulaşabiliyorsunuz. Eko'nun hızını ve yönünü değiştirme oranını ayarlayabiliyorsunuz. Hidrolik menüsü, hidrolik akış kumanda birimi, PTO hız ayarı yani kuyruk mili ayarlayabiliyorsunuz. PTO'yu devre dışı bırakabiliyorsunuz. ITEK'e girebiliyorsunuz, aktif hale getirebiliyorsunuz. Bakım menüsü ve ekran ayar menüsü bulunuyor. Sevgili dostlar, akıllı güç yönetimiyle nakliye ve kuyruk mili uygulamalarında 20 beygir ekstra güç sağlayabiliyoruz. Düşük yakıt tüketimi seviyelerini güvence altına almak adına maksimum güce ve torka sırasıyla 1900 ve 1500 devirde erişiyor. 750 saatte bir bakım aralığı mevcut. Evet sevgili dostlar, şimdi de TLS'in avantajlarına geçelim. Sabit dingile kıyasla toprağa %7 daha fazla güç uyguluyor. Uzun çeki bileşeni bulunuyor. Askı algılama sistemi senkronizasyonu bulunuyor. 100 mm süspansiyon hareketi bulunuyor. Dingil duyarlılığının ve süspansiyon oranının otomatik ayarlanması. Ön dingil payralarındaki fren diskleriyle artırılmış frenleme kapasitesi bulunuyor. Ya daha doğrusu bulunuyor demeyelim de katkı sağlıyor. Daha fazla frenleme yapıyor, daha iyi frenleme yapıyor. 6M Premium segmenti 6R serisiyle aynı arka bağlantı geometrisine sahip. Yani bu ne demek oluyor? 6M yani 6120M Premium ile 6155R aynı arka bağlantı kapasitesiyle geometrisiyle kapasitesi diyorum. Aynı geometriyle kurgulanmış. Yani 6M'nin arka geometrisi 6R serisiyle tıpatıp aynı. Ama sadece premium olanlar. Dostlar, traktörün basınç dengelemesi 1 dakikada 114'e kadar çıkabiliyor. Evet sevgili dostlar, 6120 Premium'un bütün özelliklerini tepeden tırnağa size anlattım. Dilerseniz şimdi beraber bir ufak yolculuğa çıkalım. Dostlar, işte karşınızda Premium aydınlatma. Geceler resmen gündüz oluyor. Gündüzün geceden bir farkı yok. Mükemmel bir aydınlatma sistemi var. Bu premium aydınlatma sistemi olarak geçiyor. Sevgili dostlar, işte karşınızda köşe direği ekranı. Aktif halde. Traktör çalıştığı zaman
Burası aktif hale geliyor. Buradan motorun kaç devirde çalıştığını, kaç kilometre hızla gittiğini, askı arka askıların kaç derece eğimde olduğunu, sonra bakım menüsünü vesaire hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burada da ışıklandırma vesaire. 2'ye basarsanız mesela şöyle göstereyim. 2 bütün premium paketinde geçerli olan bütün ışıkları aktif hale getiriyor. Ama sadece 1'e basarsanız arka ışıklar aktif hale geliyor. Bunlar sonrasında iTech, ondan sonra 4x4, otomatik 4x4 şeklinde buradan ikaz lambası vesaire hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Klima tuşları. Ondan sonra buradan görüyorsunuz, bakın ekranı buradan değiştirebiliyorsunuz hangisine geçecekseniz. Çalıştırma sayfaları. Hangisini istiyorsanız buradan tek tek geçiyorsunuz. Tikle onaylıyorsunuz, o sayfaya geçiyor. Ondan sonra valfleri buralardan kontrol ediyorsunuz. Korumaları var. 4 tane valfi var. 1, 2, 3, 4. Hangisinde ekipmanınız takılıysa buradan kontrol edebiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de bu şekilde korumalarını kapatabiliyorsunuz. Ve ekstradan AUX girişi ve iki tane de aynı anda USB bağlayabiliyorsunuz. Telefonunuzun şarjı mı bitti veya müzik mi dinlemek istiyorsunuz? Buraya takıyorsunuz. Sonrasında radyodan aktif halde dinleyebiliyorsunuz. Evet dostlar. Haydi. Önce şöyle bir etrafı aydınlatalım. Evet dostlar, şimdi ufak bir yolculuğa çıkalım. Evet dostlar, başlıyoruz. Dediğim gibi sizinle ufak bir yolculuğa çıkıyoruz. Ya Allah, bismillah. Nasıl kullanıldığını bir görün. Burada ileri geri şatırı var. Şatırla ileri geri kontrol ediyorsunuz. Ufak bir ara dostlar. Yine yaptı yapacağını. Ufak bir sorun var koltukta, onu da tam çözemedik. Aslında servise filan da söyledim ben. Daha tam detaylı olarak bakmadılar. Bu sorunu çözmemiz lazım. Büyük ihtimal abim kendine göre ayarladı. Kendine göre ayarladığı için ondan daha hafif birisi binince böyle sorunlar çıkıyor. Burada Command ARM konsolu var. Bu konsoldan vitesi ayarlıyorsunuz. Şu yanda hız ayarı var. Onu ayarlıyorsunuz. Mesela normalde 42 km hızla gidiyor. Eğer buna bir sınırlama getirirseniz, traktör hangi devre gelirse gelsin, ne kadar gaz verirseniz verin, hiçbir şekilde hızını arttırmıyor. Hem otomatik hem de yarı otomatik şekilde vitesi kullanabiliyorsunuz. Şu anda otomatikte hiçbir şekilde debriyaj kullanmanıza gerek yok. Ama alışkanlık olmuş, biz kullanıyoruz tabii. Buradan eğer otoda kullanırsanız ve burayı da vitesi de B ve F aralığını alırsanız, kendisi orada hızını arttırıyor. C1 ile başlıyor mesela, C2, C3, D4 hıza göre F1, F4 o şekilde ayarlıyor. Ama yarı otomatik alırsanız kendiniz böyle levyeyi bir ileri atmanız gerekiyor. Şatılı bir ileri atmanız. Eğer vites düşürdüğünüz zaman bir geri çekmeniz gerekiyor. Burada tarla vitesleri de var. Tarlada olduğunuz zaman A, B, C, D hangi hızla gitmek istiyorsanız ona göre de ayarlayabiliyorsunuz. Hemen altında da şöyle göstereyim, el gazı var. Mesela buradan devre ayarlıyorsunuz. Siz buradan devre arttırdıkça kendisi böyle vites arttırıyor veya vites düşürüyor. Mesela bak, gazı yavaş yavaş kestim. O da kendisi yavaş yavaş vitesi düşürmeye başladı.
olduğu zaman ötmesinin sebebini de size açıklayayım ben. Bu aslında bir güvenlik kontrolü. Şu anda kendisi kompresörlü olduğu için belli bir kiloya ayarlıyorsunuz. Mesela nasıl diyeyim size, 120-130 kilo civarında bir ağırlıkta ayarlıyorsunuz. Eğer o ağırlığın altında birisi oturursa, bir ağırlık olursa, burada sürücünün olmadığını anlıyor. Yani diyor ki sürücü koltukta değil ama traktör hala hareket ediyor. Yani uyarı gibi düşünün. Abim de bayağı cüsseli olduğu için galiba kendine göre mi ayarlamış veya bozulmasın diye havasını mı azaltmış, bir şeyler yapmış. O yüzden bende fazla olmuyor ama babam oturursa babamı hiç algılamıyor. O da daha böyle sürekli ötüyor. Babam mesela bir vites yükseltiyor hemen ötüyor. Bir vites düşürüyor hemen ötüyor. Ben mesela ya ileriden geriye taktığımda ya da yeni hareket ettiğimde ötüyor. Veya tarladayken de yastık başlarında ötüyor. Ama onun dışında gördüğünüz gibi fazla ötmüyor bende. Onun da ayarı burada koltuğun altında istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Evet sevgili dostlar, videonun artık sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi belli etmek için videoyu beğenip alta bir yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz için kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tarıma dair bir merakınız varsa tarla sürümü, kazaya, ne bileyim gübreleme, ilaçlama, tarımla ilgili her türlü videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve TikTok hesaplarımda videonun açıklamasından aşağıda linklerini bulabilirsiniz. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. Hepinizin desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağ olun, bakalım.